Neyse. Evet sevgili izleyenler, bugünkü program konuğumuz Mecidözü Dernekler Federasyonu Başkanı Kemal Tepe. Ben bugün ekranlar karşısına çıkmak istemedim. Ekran kamera arkasından böyle bir söyleşi yapacağız. Sayın Başkanım, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun İsmail Bey. Allah razı olsun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Biz sizi her gördüğümüzde böyle mutlu, pozitif, güler yüzlü bir insan olarak görüyoruz. Bu pozitifliği karşıdaki insana da yansıtıyorsunuz. Bu nereden geliyor? Ya şöyle, yani her şey insanı sevmeyle başlıyor kardeşim. İnsanın kâbesi kalbidir. Kalbi evet. Güzel olan insanın da o güzellik mutlaka yüzüne yansır. Ben herkesi öyle görüyorum. Herkesi insan olarak görüyorum. Benim kimseyle ayrı gayrim yoktur. Herkesi, her şey halini seviyorum. Kimseyi değiştirmeye uğraşmıyorum. Herkes kendi haliyle güzel. Evet, aynı. Olduğu gibi. Sayın Başkanım, şimdi dediniz ki benim odak noktam insanların gönlü. Evet, aynen. Bu gönül tahtına girmek, gönül tahtına insanları oturtmak, galiba bu sivil toplum kuruluşlarına sizi bu yönlendirdi diye düşünüyorum ben. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi ben emekli bankacı. Ben Meclis'in Şehler Mahallesi'ndenim. Babam taksiciydi. Taksici Mustafa'nın oğluyum ve babamla da gurur duyuyorum. Hiçbir zaman babamı ben hiç söylemekten, adını veya mesleğini söylemekten çekinmedim, çekinmiyorum da. Emekli bankacı, bir de bankacı olduğum için insanlar ilişkilerim biraz daha, sosyal ilişkilerim, insan ilişkilerim biraz daha kendimi geliştirdim. Onun da etkisi var tabii ki bu sosyal şeylerde. Daha sonra 15 yıldır STK'cıyım ben. 15 yıldır hizmet etmeye çalışıyorum. Yola çıkarken yaratılanı sev, yaratandan ötürü felsefesini distil edindik ve aynı şekilde devam ediyoruz. Hep şunu söyledik. Önce biz Meclisler Derneği'ni kurarken dedik ki kardeşim, bizim insanın hangi köyden, hangi dinden, hangi ırktan olduğu önemli değil. Önemli olduğu olan şey insan olması. Bu nedenle biz 8 mahalle 54 köy bizimdir diye yola çıktık. Aynı felsefede devam ettiriyoruz. Hiçbir köyü, hiçbir kimseye ayırmıyoruz. Bizim için sadece iyi insan, kötü insan vardır. Başka bir alternatif yoktur İsmail Bey. Felsefemiz bu. En güzel felsefe. Peki başkanım, siz Mecidözü Federasyonu'ndan önce Mecidözü Derneği'ni kurdunuz. Evet. Bu Mecidözü Derneği sizi kurana kadar yoktu herhalde, var mıydı? Yoktu. Yoktu. Sizi buna iten az önce belirttiniz. Yani insana burada memlekete hizmet aşkı. Yani hiçbir beklenti içine girmeden böyle bir sürecin içine girdiniz. Daha sonra bir federasyon boyutuna gelme durumu oluştu, zaruriyeti oluştu. Federasyonla ilgili de kaç yıllık bir emeğiniz var bu şekilde? 7 yıldır da federasyonumuz var. Şimdi böyle ben derneği kurarken amacım şuydu. Bizim insanımız genelde eti yağını kavurmadığı için şehir dışına çıkmış. Yani büyük şehirlerde bayağı bir insanımız var. Burada büyük şehirlere giden insanlarımız hep kuvvet özlemiyle, sıla özlemiyle, köy özlemiyle veya ilçe özlemiyle yaşıyorlar. Ben bu özlemlerimi biraz olsun ilerleyeyim istedim. Köylerin resimlerini çektim, öyle başladım. Köydeki hatta bir anım da var. Kargı köyünden birisi aradı. Başkanım ben 4 yıldır Kargı'ya gidemiyorum. Annem babamı da göremedim. Sana zahmet Kargı'ya gider misin veya gittiğinde bir uğrar mısın dedi. Gittim Kargı'ya, eline öptüm babasının annesini ve kendisini de aradım. O resimleri de ona gönderdim. Yani ben hiçbir zaman için kendimi yapacağım işte acaba ne olur, ne kazanırım diye düşünmedim. Hiçbir öyle bir düşüncem de yok. Olamazlar. Hizmet aşkıyla şey yapıyoruz. Genelde STK'cıların böyle bir şeyi var. Zaten biz aidat dahi alamıyoruz yani. Derneklerde aidat bütün aidat STK'larda aynı olay şey, var. Evet. Daha sonra olay şöyle gelişti. Dedik ki biz Meclisi köylerinde de birkaç tane derneğimiz var. Yani yaklaşık 20'ye yakın dernek var. Evet. İzmir'de var, İstanbul'da, onları saymıyorum bu bölgedekileri. Sonra dedik ki ya tek elin nesi var, iki elin sesi var. Güçlerimizi birleştirelim. Madem amacımız aynıysa
Evet. Ortak bir noktada buluşalım dedik. Meclis Dernekleri Federasyonu'nu kurduk. Orada iki tane meclisinden dernek var. Köylerimizden dernek var. İşte Ağaca Koyun, Ermafılar, Kozören, Özköyleri derneklerimiz var. Yani bu arada Ermafılar Köyü Derneği bizden ayrıldı. Önce başlangıçta 8 dernektik. 7 derneğe düştük. Ayrıldı bize. Onlar kapatma kararı falan alma niyetindeler. Saygı duyduk. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu arada da faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu sene örneğin 2024-2023 yılında ilk önce yıllardır yapılması gereken Meclis-i Birlik ve Dayanışma Gecesi diye bir yemek yaptık. Yaklaşık 350 kişiyi davet ettik. Tüm köylerimizden, esnaflarımızdan destekler geldi ve 350 kişiyi ağırladık. Güler yüzde, Çorum güler yüzde ağırladık. Güzel bir gece geçirdik. Oradaki insanlarımızı tanıdı, birbirine kaynaşma sağlandı. 54 köyden kişiler geldi, muhtarlarımız geldi, esnaflarımız geldi, kaymakam bey geldi, belediye başkanımız geldi ve güzel bir birliktelik oluşturdu. Bunun akabinde daha sonra Çorum Güneş Derneği var. Uğur Çadır kardeşim, oranın başkanı. O da bizim köylümüz, kendi köylümüz. Dedi ki Kemal abi, bizim de arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız diyorlar ki, biz başka illerde güreşiyoruz ama ilçemizde hiç güreşmedik. Annemiz, babamız, akrabalarımız bizi görmedi. Meclis özünde de bir güreş organizasyonu yapalım. Bir yapalım dediler. Tamam kardeşim dedim. Ve inanır mısınız, kimsenin desteği olmadan, yani kendi imkanlarımızla yaklaşık 1000 kişi misafirimiz vardı. 200 tane güreşçimiz vardı. Çorum'dan, Amasya'dan, Tokat'tan güreşçilerimiz geldi. Çevre illerden. Aynen. Evet. Bu güreşi gerçekleştirdik. Daha sonra da bugün de, hatta bugün siz de tanık oldunuz. Bugün de bir yerde otururken arkadaşlar diler ki, ya başkanım, köylerimizde gariban çocuklarımız var. Yani başkanım, ben şunu anlıyorum bu söylemlerden. Siz federasyon başkanı olarak, ben şunu istiyorum, ben yaptım oldu, ben yaptım bitti, ben ne dersem o olur mantığı yok. Yok, hayır, hayır. Federasyon bünyesinden ve vatandaştan gelen öneriler doğrultusunda yapabileceğimiz bu tür faaliyetleri yapıyorsunuz. Ben bunu anladım. Aynen. Yani halkın bir kere şu var. Hiçbir zaman orada Meclis-i Dernekleri Federasyonu yazıyorsa burası Meclis'inden kopuk olamayız. Meclis-i halkından kopuk olamayız. Onların dertleri, sorunları bizim sorunlarımızdır. Evet. Ben mesela sadece bununla değil, mesela şu an 20 tane akil aracımız var insanlarda. Allah göstermesin, sakat kalmış insanlar geliyor, arıyor. Başkanım bir akil araç lazım. Birilerinin devreye giriyoruz, bahir severleri de alıyoruz. Veriyoruz, teslim ediyoruz. Daha sonra da başına bir iş geldi. Oldu ki vefat etti veya o araç tekrar bize dönüyor. O aracı tekrar başka bir ihtiyaç sahibine veriyoruz. Döngü halinde gidiyor. Aynen, döngü halinde. Tekerlekli sandalyelerimiz de var. Örneğin bu sene yaklaşık 10 tane çocuğumuza burs verdik. Ben yıllardır, ben kendim yüksek okul okuyamadım ama yüksek okul okuyan öğrencilerimize hala imreniyorum, gıpta ediyorum. Ve onların da yanındayız. 10 tane öğrencimize burs verdik. Daha sonra Meclis-i Dernekler sitesinde burs hesabı diye bir hesap açtık. Oraya biriken parayı da öğrencilerimize harçlık olarak gönderdik. Yani çok yönlü çalışıyoruz İsmail Bey. Biz öyle kulağımızı tıkayıp da ben sadece tabela derneği olmak veya federasyon olmak istemiyorum. Elimden geldiği kadar herkesle ortak noktada buluşmaya çalışıyorum. Tabii başkanım, bazılarına da davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Aynen, aynen. Her türlü dedikoduyu üretiyorlar. Olur. Siz de bunlara maruz kalıyorsunuz ama tabii bu çevrenizdeki o insanların size verdiği destekler bunu bertaraf ediyordur. Kesinlikle. Yani o şöyle yola çıktım. Oraya takılmıyorsunuz ona yani. Ben yola çıktığım zaman var ya, Allah yeter ki sen iyi niyetli ol, Allah yolunu da açar, kapını da açar. Aynen. Buna emin ol. Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Yeter ki sen insanlara güveni sağla, insanlara diyaloğun olsun, elini uzat ya. Bir adım giderseniz sana 10 adım gelir insanlar. Evet. Bak bugün siz şahit oldunuz. 22 tane çocuğunuzu sünnet ettirdik. Ve ücretleri de çok cüzi bir rakama getirdik yani. Rakamları dün bir çok... yerde birlikteydik. Evet. Oranına göre 120 çocuk çarpmışlar. Evet. Ama Meclis'in oranına göre 22 çocuk. Yine güzel bir rakam. Evet.
Yani diyeceğim şu var. Siz iyi niyetli olursanız Allah da sizin kapınızı, yönünüzü açıyor. Buna emin olun. Ben öyle görüyorum. Ben hiç karamsar olmadım. Bugüne kadar hiç karamsar olmadım. Yalnız dediğiniz gibi bazı laflar, bazı şeyler geliyor. Bu insanın onurunu kırıyor ama ben onları hiç duymuyorum. Duymazlıktan geliyorum. Allah herkesin en güzeli duymama. Allah herkesin gönlüne göre versin. Tabii kardeşim. Ki. Sayın Başkanım, başka sizin eklemek istedikleriniz benim eklemek istediğim mıdır? Çok teşekkür ediyorum sana. Hem eniştemiz olarak hem de 364 olarak başarılar tabii diliyorum. Biz de 364 Web TV olarak evet, ilimizin her yerinde böyle güzel faaliyetler gösteren insanlarımızın, dernek başkanlarımızın, federasyonlarımızın olsun, diğer kuruluşlarımızın olsun yanında yer almaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Sevgili izleyenler, şu anda biz Mecitözü Saat Kulesi Meydanı'ndan hitap ediyoruz. Normal bir ortamda da bu hitabı yapabilirdik. Ama böyle daha doğal olsun dedik. Evet, görsel olsun biraz. Evet, tabii. Özellikle ben, yaptık bunu yani. Bir de ben şunu söylüyorum İsmail kardeşim. Yani örneğin Yenişehir, çok Yenişehir var Türkiye'de. Evet. Bazı ilçelerin isimleri çok ama Mecidiyeköy bir tane. O nedenle ilçemize, toprağımıza sahip çıkalım. Evet. Ben hemşehrilerime buradan sesleniyorum. Sıla-i Rahim'i mutlaka gerçekleştirsinler. Büyüklerinin mezarlarına gelsin, ziyaret etsinler. Evlerini ziyaret etsinler. Yaşlılarını ziyaret etsinler. Hastalarını ziyaret etsinler. Çünkü onlara o kadar bir dua ihtiyacı olan insan var ki. Biraz evet dokunurlarsa sonra etme bulma dünyası. Yarın biz de yaşlanacağız. Onlar da yaşlanacaklar. Aynen. Ne ekersek onu biçeriz. Onun için evet biraz böyle düşünüp şapkamızı önümüze koyalım. Düşünelim. Art niyetli olmayalım. Memleketimizin değerini aynen bilmemiz aynen gerekiyor. Ben mezunu seviyorum. Sayın Başkanım, ben şöyle diyorum. Çorum'un 3 kapısı var. Buradan Amasya'ya açılan kapısı. Evet. Diğer taraftan İstanbul'a açılan kapısı Osmancık. Ankara'ya açılan kapısı Sungurlu. Şimdi hep merkez odaklı değil de biraz da ilçelerimiz odaklı. İlçelerimizi markalaştırma odaklı çalışmalar olursa buradan da öneri olarak sunalım. Yalnız, yani Çorum'umuzun bundan kaybedeceği hiçbir şey olmaz. Çevredeki illerimizden düşünün. Tokat'ın bazı ilçeleri var. Amasya'nın bazı ilçeleri var. Markalaşmışlar. Tokat ve Amasya bundan hiçbir şey kaybetmiyor. Kazanıyorlar. Evet, yalnız biz de böyle kapı vazifesi gören ilçelerimizi biraz daha değerli hale getirmek için şimdi şu var, çaba sarf İsmail etmemiz kardeşim gerekiyor. Mecidözümüz bulunduğu konum itibariyle hiç hak etmediği yerde. Buna emin olun ya. Evet. Biz yıllarca siyasileri, bunu siyasileri yanlış anlıyorlar. Hak aramak siyasete karşı olmak anlamına değil. Tabii. Yani bak Bekir Aksoy gibi bir insan, bir değer burada çok işler yaptı. 12 tane gölet yaptı. Hastanenin yapımı, yurdun yapımı, yani burada bayağı bir atılım yaptı ama biz maalesef bazı şeyleri göremedik. Eksiklerimiz var. Burada bir organize sarayı niye olmasın? Yani mesela evet yıllarca söylüyoruz, Avukat Köyü'nde yer altında Aristoteles'in sarayı ve kızının sarayı var. Tazı yapılsın diyoruz. Maalesef destek bulamıyoruz. Yani bir finali kablocalarını bile... Evet, orada öyle. Virane hale getirdik. Virane halde. Yani bunlar, bu eksiklerimizin evet giderilmesi lazım. Biz buradan ayrım yapmadan tüm milletvekillerine, siyasilere veya orada memleket bizim memleketimiz. Ya, şu da bir gerçek. Kaymakam Bey bile bunu diyor. Diyor ki hangi resmi daireye gitsem meclisli çıkıyor. Ama meclisine sahip çıkmıyor oradakiler. Oradaki hı müdürler veya amirler, siyasiler meclisine sahip çıkması lazım. Onları meclisine sahip çıkmaya davet ediyorum. Ya taşın altına elini koysunlar yapabileceği kadar. Hepsini yapmak zorunda değil ama en ufak herkes kendi yapabildiği kapasitede yapabilirse ilçemiz daha güzel yere gelir. Bulunduğu konum daha iyi olur diyor. Yani şu anda başkanım burada bunu ben izah etmek istiyorum. Az önce gelirken neredeyse Amasya'ya kadar gidecektim. Evet bak buyur yolun ne oldu yani. Evet. En son geldiğimde benim yol inşaatı vardı şehir girişinde. Yolu yanıldım. İleri gittim, ileriden döndüm de geldim. Ya, maalesef. Yani Mecidiyeköy'ü artık bir görülmez bir noktaya getirilmiş. Saklandı ya, Mecidiyeköy resmen saklandı. Yani. Böyle bir şey oldu. İnşallah yani. Yani bunu
en azından burada bir dile getirelim ki bir çare bulunsun buna. Kesinlikle. Yani yol hazır varken niye ikinci bir alternatif yapıldı? Onu anlayamadık yani. Biz çözemedik. Yapılmış olabilir de düzeltilebilir. Bazı bunda şehri saklı bir hale getirmek doğru olmamış. Buranın bence iki tane şeyi var. Birincisi jandarmadan inen yolun mutlaka ana yola bağlanması lazım. Kavşakla. Evet. İkincisi de Doğu Mahallesi'nden giden yolun Amasya'ya bağlanması lazım. İnsanlar oraya kadar gidiyor, Doğu Mahallesi önü kapalı. Nasıl çıkacak bu insanlar yola? Ana yoldan çıkış yok. Sonra yollarımız çok kötü, asfalt yok. Bak belediye başkanı da çalışıyor ama bir yere kadar yani. Asfalt hala, asfaltı göremiyoruz. Ben şunu diyorum yani bu tür, hani biraz önce saydım. Diğer ilçelerimizin de hepsi ayrı bir marka değeri oluşturacak ilçelerimiz. Hepsi, Çorum'un bütün ilçeleri farklı farklı zenginliklerde. Yani hep il merkezi odaklı değil de ilçelerimizin potansiyellerini değerlendirerek o ilçelerimize yönelik çalışmalar, projeler üretilse çok güzel olur diye düşünüyorum. Aynen katılıyorum. Bak mesela bizim 3 tane şu an projemiz var. Belki buradan siyasiler de duyabilirler. Birincisi mutlaka bize organize sanayi lazım. Yani bu organize sanayinin yapılacak yeri de hazır. Tanrı vermiş köyünde 300 dönüm, 400 dönüm altın arazi var. Ekilmiyor. Hazine arazisi. Yolun kenarında, Merzifon yolunda. Yani yol, lojistik hazır. Yer de hazır. Yani burada sadece parsellerin ihtiyaç sahiplerine fabrika yeri olarak verilmesi lazım. Sadece bu. İkincisi olarak bizim yıllarca göz bebeğimiz belki Fikani Kaplıcası. Biz orada damatlıklarımız orada oldu, kralarımız orada oldu, evet. gelin hamamları orada yapıldı, güya hamamları orada yapıldı. Oranın mutlaka faal duruma geçmesi lazım. Biz Kaplıcayı seviyoruz. İnan Çorum'daki... Selamünaleyküm. Ne diyor Kemal abi? Çorum'dakiler inan Sarıkaya, Havzu'ya gidiyorlar ama buradaki Kaplıca, yakında Kaplıca'yı kullanamıyoruz maalesef. O Kaplıca'nın mutlaka faaliyete geçmesi lazım. Buradan özel idare yetkililerine sesleniyoruz. Yani bunu ya kaymakam ya özel idare mutlaka faal duruma geçirmesi gerekiyor. Üçüncüsü de Avukat Köyü'nün kazısının başlanması. Bu şey yani çok büyük bir şeyler değil bunlar. İsmail. Bir tarih saklı diyorsunuz. Aynen. Yer altında burada çalışma yapıldı. Bende evrağı da var, kitapçığı da var. 6 ay uzmanlar, Almanya'dan, Fransa'dan uzmanlar geldi. Yer altında sarayı teşkil ettiler. Sarayın girişleri belli, yerleri belli ama biz bakıyoruz. Toprağın üstüne bak, altını görmüyoruz. Ve yıllardır Amasya bunu iyi değerlendirdi. Aristoteles burada yaşadı diye Amasya turist kaynıyor, bizim burada turist yok. Yani bunun araştırılması lazım. Yıllarca mesela ben biliyorum Ortaköy'de, Şapinova'da yıllarca kaya çıkarılıyor. Yani ortada saray varken bizim de kazımız başlasın ya. Niye başlamıyor ya? Bununla ilgili inşallah... Maalesef günler... Sayın Başkanım, Meclis'te değil bu sıkıntı. İskilip'te de mesela o Çankırı tuzundan çok daha değerli bir tuz kaynağı var. Evet. Ama atıl vaziyette. Ya. Bir başka ilçede, bir başkası, başka bir yerde ben o konuyu işledim. Çorum'daki şifalı sular, Çorum'un her tarafında farklı farklı şifalı sular var. Olmasa lazım. Yani bunlara bir an önce el atılması gerekir. Yoksa ilçe, bizim burası yakında nahi olur bu gidişte. Nüfus düşüyor sürekli. Benim ilkokula gittiğim zaman, ortaokula gittiğim, liseye gittiğimde 70 yılda 7500'dü merkez nüfusu. Şu an 4000'in altına indi. Çünkü çekemiyoruz. Yani yüksek okulu getiremiyoruz. İşte insanlar buraya gelmiyor. Bunu çekmemiz için de bir şeyler yapmamız lazım. Adliyemiz yok. Adliyemiz yok. Cezaevi gitti, adliye gitti, resmi askerlik şubesi gitti. Maalesef hep böyle geri gittik. O nedenle bir an önce canlandırmamız lazım. Bir de ben şunu da görüyorum. Herhalde meclisinde siyasi bir ceza veriliyor. O cezanın da bir an önce kalkmasını bekliyoruz. Siyasi ceza veriliyor. Derken yani, burada şu bu olmaması lazım. Yani belediye başkanlığı partiler olduğu için öyle bir düşünce var. Olabilir. Bunlar bizim renklerimiz. Ama işte öyle görmüyor bazı insanlar. Yani her şey tek düze olmuş olsa Rusya'daki eski komünizm düzeni gibi bir şey olur. Şimdi İsmail tek kardeşim düze. Ben bu işle uğraşıyorum. Yani araştırmasını da yapıyorum.
Evet, ben o yönüyle sizin birikimlerinizi biliyorum. Aynen. Geçen yıl mesela buraya yaklaşık 6 trilyon para geldi. 3 tane şey yapıldı. Aile Sağlık Merkezi, TOKİ ve yol işte. Yolun halini görüyorsunuz. Ama Ortaköy gibi bir ilçemiz var. 2200 nüfusu var. Şu an oraya 20 trilyon yatırım geldi. Yani bizim nüfusu bir orantılarsanız bizim buranın ne kadar eksik kaldığı, aşağıda kaldığını siz tahmin edersiniz. Bizim 15.000 nüfusumuz var, oranın 2.000 nüfusu var. Yani maalesef biraz da işte belediye başkanlarından mı artık, siyasi partilerden mi kaynaklanıyor, onu da çözemedik maalesef. İnşallah bu derdimiz çaresini, ilacını bulur inşallah. İnşallah. Biz anlatıyoruz. Yani biz acizane sorunlarımızı dile getiriyoruz. Yetkililerden çözümlerini bekliyoruz. Başka bir yapacağımız bir şey yok. Biz merci değiliz, yetkili değiliz. Tabii sivil toplum kuruluşu aynen olarak sizde bir takım... Yani biz de bu halkın gözü kulağı ve evet, şeyiz yani, işitiyoruz artık. Bunları görmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum sana da. Sayın Başkanım, ben çok teşekkür ederim program konuğumuz olarak. Sağ olasın kardeşim. Allah razı olsun. Katıldınız. Çok şöyle ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. En son kapanışı da beraber yapalım. Evet. Şöyle kamera karşısına yanına geleyim. Hep geriden ses. Evet evet. Allah verdik razı olsun. Ben sizinle uzun zamandır birlikte birçok ortamda da beraber hareket ediyoruz. Bu azminiz, çalışmanız ve hiç kimseyi ayırt etmeden, aynen, şu böyle bakıyor, bu böyle bakıyor, bunun yaşam biçimi böyle, bunun yaşam biçimi şöyle gibi ayırt etmeden herkesi aynı gözle görerek, kesinlikle, değerlendirdiğiniz için zaten başarı da buradan geliyor. Allah'ım. Ben sizi kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Programımıza da konuk olarak katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, 364 Web TV'de bir programın daha sonuna geldik. Ben çoğunlukla kamera arkasında oldum ama bugün biz Necit Öz'ün meydandan sesleniyoruz size. Bir ortamda yapalım demiştik ama Kemal Başkanım dedi ki burada doğal olsun. Aynen. Böyle olsun. Fazla teferruata gerek yok. Biz doğallığımızla insanların yanındayız dedi. Kesinlikle. Ve böyle bir ortamda sizlere seslendik. Başka bir güzelliği daha paylaşmak dileğiyle diyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.